Evet. iyi akşamlar değerli e, izleyiciler, meslektaşlarım, değerli öğrenciler. Pandemi sürecindeki e, 10. söyleşimize hoş geldiniz. E, bugünkü e, konuğumuz çok değerli hocamız, meslektaşımız Profesör Doktor Afif Sıttıki. Öncelikle kendisine e, hoş geldin e, diyoruz ve bu söyleşimizi de kabul ettiği için e, kendisine teşekkür ediyoruz. Hocam hakkında evet, evet, kısaca bilgi evet. e, vermek istiyorum. Tabii çoğunuz biliyorsunuzdur. E, kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü mezunu. Bilkent'te yüksek lisans, Almanya'da doktora yaptıktan sonra, Harvard Üniversitesi'nde misafir olarak bulunduktan sonra, aslında sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ve şu anda son olarak da e, kısa geçiyorum hocam. Maltepe Üniversitesi'nde mühendislik ve doğa bilimler e, mühendislik ve doğa bilimler fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Bu pandemi sürecinde basın yayında da hocamızla mutlaka karşılaşmış olabilirsiniz. Bu UV ışınlarıyla, bu virüslerin, bakterilerin dezenfeksiyonu ile ilgili. Bugünkü söyleşimizin de konusu bu. Değerli hocamıza ben tekrar teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun hocam. Hocam çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Yani fizik mediseri e, odasının bir üyesi olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Hoş e, biraz eksikliklerimin farkındayım. Onları da tamamlayacağım en kısa zamanda. E, gerçekten çok e, önemli bir davet benim için. Çünkü bir yandan da e, yani bu dezenfeksiyon problemi e, tabii ki bir yanıyla e, daha çok sağlıkçıları ya da işte tıbbi bilimlerle uğraşanları ilgilendirse de bunun yapılma biçimi e, her şeyden önce bir mühendislik uygulaması ve sahada gördüğüm çok yanlış mühendislik uygulamaları var. Mühendislik uygulamaları doğru gibi gözükenlerin de, de fizik bilmediğini görünce eee <laughs> tamam yani demek ki fizik mühendisleri e, bir konuya el atması gerekiyor ve e, biraz sonra da e, sunumda da söyleyeceğim. Gerçekten eee yani bu Covid e, başımıza bela oldu ama bilimin öyle de bir yanı var. Yani çok yıllar öncesinden beridir e, böyle şeylerin insanın başına gelebileceğini tahmin ediyorduk. Bunun için araştırmalar yapıyorduk vesaire. Komple dışarıda bırakarak konuşuyorum tabii. Ee, ve şeyde ilk bu problemle karşılaşmadan önce yani UVC dezenfeksiyonundan önce e, aslında ben elektromanyetik dalgalar ve biyolojik malzemenin nasıl etkileştiği konusunda çalışmak istiyordum. Hatta geçen sene e, 2019'un Kasım, Ekim Kasım aylarında e, kuantum biyoloji diye seminerler dizisi veriyordum. Ve orada da hep şey diyordum yani ya bizim bu biyolojik sistemlerin kuantum mekaniksel davranışını eğer davranışını anlayamıyorsak e, hiç olmazsa kuantum mekaniksel e, aygıtlarla bunların davranışları nasıl ölçülebileceğini öğrenmemiz gereken bir yüzyılın içindeyiz. Sonra e, bir baktık ki evet gerçekten gerçek hayatta bu uygulama e, alanı bulan bir şeymiş. Ve burada kuantum mekanikten tabii bahsetmeyeceğim. E, ama e, sonra ilk fark ettiğim şey ya biz ne yapabiliriz yani? Ben bir fizik mühendisi olarak ne yapabilirim? O sırada işte yani literatür karıştırmak da başladı ve ilk gördüğüm biz aslında 1870'lerden beridir e, şeyi biliyoruz ultraviyole ışınımlarının canlılar üzerinde etkileri olduğunu yani bu bronzlaşmak da dahil olmak üzere A ve B'de bronzlaşıyoruz. Ama C'nin böyle mikrop diyeceğim mikroorganizmaları ve patojenlere, bizim için tehlikeli olanlara patojen deniyor. Ee, mikroorganizmaları e, hakikaten şimdi kaba tabirinden söyleyeyim Öldürdüğünü ya da inaktive ettiğini e, fark etmişiz. 1940'larda bunu artık bayağı patentleştirip ürünler haline getirmişler. Ve biraz da Kuzey Amerika'da e, sıklıkla kullanılan bir şeymiş toplum içinde. Fakat daha çok e, sağlık birimlerinde yani e, örneğin hastanelerde. Ben de, ben de şeye geçeyim e, sunuma geçeyim. E, örneğin hastanelerde sıklıkla kullanılıyor. Amerika'da bir sağlık uyduları uygulama yine bu veri. Evet. Ee, Ona ne yapılabilir sorusu başka bir soru tabii. Onun için de şunları söylemem lazım. Bir kere bu gerçekten çok bir ekibin bin başarılı yaptılarmacılar e, tabii yaslı işte Kamil Yasin e, Cem e, bu konuda başlangıçta çok e, beraber çalıştık ama bu bizim çok da bilmediğimiz bir alan olduğu için mesela patoloji alanında e, Başak Hocam e, Ege Üniversitesi'nden e, Burak Pak moleküler biyologtur Emre ve e, Deniz e, fizikçi ve bu, bu arkadaşlar işte bunların ölçme yöntemleri üzerinde, modellemeleri üzerinde e, çok katkıları oldu. E, tabii makine mühendislerine sormamız gerekiyordu. E, moleküler biyologlar olmadan e, bu problemi anlamamız mümkün değil. Hala da anladığımı iddia edemem. Ben daha çok fizik e, kısmından bahsedeceğim tabii ki. Şimdi e, birkaç kavramı açıklığa kavuşturmak gerekecek. Yani ultraviyoledir. Evet, Ultraviyolenin C bandında denilen A, B ve C diye ayırıyorlar. Daha düşük dalga boylu, daha küçük dalga boylu, yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardan bahsediyoruz burada. Bu 180 nanometre ile 280 nanometre arasında kimileri 200 ile 290 arasında dese, aşağı yukarı bu mertebe. 300 nanometrenin altında, 180 nanometrinin üstündeki dalga boyları. Peki biz bunlarla ne yapıyoruz acaba? Dezenfeksiyon lafını kullanıyoruz. Dezenfeksiyonla sterilizasyon arasında bir fark var. Bu, e, bu nedir bunu birazcık anlatacağım. Ya ilk hedeflenebilecek şey belki işte viral yükün ya da patojen yükün azaltılması nedir? Yoğun bakım ve karantina servislerinde etkin olarak dezenfeksiyonda zaten kullanılan bir şeydi ama e, onu gördük ki e, sağlık çalışanları en büyük risk altında olanlar. Yani genelde böyle açıklanıyor. Eminim son 10 aydır hepimiz bu konuda uzman olduk. Ee, virüs yükü denilen şeyin e, işte dışarıdan kaç tane virüs aldığımla ilintili oldu. karşı da vücut sistemin yani immün sistemin nasıl tepki verdiği e, bir e, kriter. Dolayısıyla bu immün sistemi ne kadar güçlü olursa olsun çok büyük bir virüs yükü, yükü altındaysam e, enfekte olma olasılığım daha yüksek ve bu durumda da en çok karşılaşan tabii ki sağlık çalışanları. Onun için de riskin azaltılması ilk hedef olarak e, bizim çalışmamızda vardı. Tabii bunu daha sonra yalnızca yüzey ve hava dezenfeksiyonu değil e, işte ortam dezenfeksiyonu gibi başka malzemelerin e, ozon gibi işte diğer e, serbest radikaller gibi dezenfeksiyonların nasıl yapıldığını da anlamak gerekti. Bu arada e, çok şey öğrenmemiz gerekti. Şu anda Çalışmalarımızdan bir tanesi e, toplu alanların ve toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu. Yani ben bile e, açıkçası mecbur kalmazsam e, toplu taşıma araçlarını kullanmaktan imtina ediyorum. Eminim hepiniz de işte toplu bulunan alanlardan alanlarda bulunmaktan imtina ediyorsunuz, kaçınıyorsunuzdur. E, ama bir ara bunları kullanmamız gerekiyor. Yani şey yapamayız. Aa, e, Covid geldi veya hastalıklar var. İşte toplu taşımayı kullanmayalım hele İstanbul gibi büyük şehirde bu mümkün değil. Yani eninde sonunda kullanmamız gerekiyor. Peki e, kullanılacak UV ışını mı? Öncelikle kısa süreli mi, uzun süreli mi? Hangi dozda uygulanmalı? O doz falan nedir? Onları biraz e, anlatmaya çalışacağım. Hareketli ya da sabit bu ışık kaynağının hareketli olduğu veya dezenfekte edilecek e, nesnenin hareketli olduğu durumlardan bahsetmek isteyeceğim. E, daha açık söylemek gerekirse hareketli dezenfekte edilecek nesne ee, burada hava hava e, hava sirkülasyonundan uğraşıyorsam akışkanlar e, akışkanlar mekaniğiyle uğraşmam gerekir. Dolayısıyla kaynak sabit olsa bile patojenler hareketli olabilir. Bunlarla nasıl baş edeceğim? Bir de daha genel uygulamalar mı yoksa yerel uygulamalar mı? Yani bir hastaneyle mi uğraşıyorum yoksa bir ameliyathaneyle mi uğraşıyorum? Hastanenin dezenfekte e, havalandırma sistemiyle mi uğraşıyorum? Bunlar hakikaten çok ciddi medistik problemleri. Yani e, açık söyleyeyim bir her eline bu lambası alan e, bir şekilde dezenfeksiyon yapıyorum e, diyor ama e, çok da zarar veriyor. Bu konuda e, sağlık bakanlığının da e, çok ciddi bir çalışması ondan da bahsedeceğim. Şimdi önce e, daha genel olsun diye söylüyorum. Aramızda çok sayıda fizikçi vardır. Onun için hani çok detayına girmek benim e, haddim de değil. Fakat şeyi söylemek mümkün yani güneş işte bir plank ışınması karacısım ışınması yapan bir nesnemizdir dünyamızda güzel aydınlatır ısıtır ama en çok da işte mavi civarında diyeyim yeşil mavi arasında şu bölgede görünür bölgede ışınım yapar fakat tabii ki işte kızıl ötesinde ve mor ötesinde de ışınımlar yapar. Fakat UV'de ışının karşılaştırdığımızda, relatif olarak karşılaştırdığımızda işte görünür bölgede olduğunun yarısından daha az. Yarısı veya yarısından daha az bir dalga şiddetin şey dalga boyunda. O yarısından daha az bir şiddetti. Fakat şöyle bir durum var. Bizim atmosferimizde bulunan ozon tabakası UV'yi A, B ve C olmak üzere UV'yi gayet iyi filtreler. Dolayısıyla dünyada bulunan, evrimleşen Canlılar UV'ye fazla maruz kalmadıkları için buna karşılık aslında bir savunma mekanizması da geliştirmiş değiller. Halbuki yapılan e, tıbbi çalışmalarda işte e, UV ışınına maruz bırakılan e, zebra balıklarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Zebra balıklarının bir süre sonra e, bir immün sistemi geliştirdiklerini yani UV'ye karşı dayanıklılık kazandıklarını gösteriyor. Fakat çoğu organizma UV'ye karşı dayanıksız. Şimdi... UV'nin RNA ve DNA'yı kırdığı biliniyor. Bunun nasıl olduğunu biraz sonra birkaç tane slaytla birkaç örnekle göstereceğim. Bir Diğer şey de UV zaten dezenfeksiyon sistemlerinde kullanılıyordu. Biraz da Kuzey Amerika'da insanlar bizim gibi kaloriferlerle değil, işte merkezi havalandırma sistemleriyle ısınırlar. Ya da yazın soğuturlar. Dolayısıyla orada UV dezenfeksiyonun kullanımı çok daha yaygın. Ve konudaki araştırmalar da çok daha ileri. Hatta diyebilirim ki ilk işte patentlerin alındığı, bilimsel araştırma kısmı tabii ki daha önce ama patentlerin alındığı yer yerde Kuzey Amerika ülkeleri. Genellikle öyle tanımlanıyor ki işte UVC 200 ile 290 nanometre dalga boyu arasında ve yaptığı şey fotokimyasal reaksiyonların bozulmasına sebep olmak. Dimerizasyona gidiyor. Bu DNA'da ya da RNA'da bir takım amino asitlerin kırılmasına ya da bağ yapmasını bozmuş oluyor. Ve açık söyleyeyim yani bu konuyu merak eden herkese kesinlikle tavsiye edeceğim. Benim buradaki birçok kullandığım denklem veya sonuç pek denklem kullanmadım ama sonuçlar bu Profesör Kowalski'nin UV e, Germistal Irradiation Handbook'undan e, bulunabilir. Hakikaten e, hani bir işin kitabını yazmak denilen şeyi e, Kowalski Bey e, yapmış. Ona mutlaka bakılmalı. E, şimdi şeyde literatüre baktığınızda aslında e, daha eski tarihli makaleler bulmak mümkün. Ama benim en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi e, 2013 yılında e, burada verdiğim referansını da bulduğum. E, bio Savaş malzemeleri hani biyokimyasal ve işte nükleer savaş malzemeleri diyorlar ya buna. Biyo savaşlar olursa neler yapılması gerekir? Biyolojik saldırılara karşı nasıl silahlarımız var diye tartışan bir makale var ve bunu da oradan aldım zaten ve der ki işte e, kırmızı ışık, e, kızıl, e, kızıl ışık ya da işte kırmızı ışık veya kırmızı ışığın biraz ötesi, kızıl ötesi. Daha çok işte e, e, neydi bu fungi, Mantar ve parazitler üzerinde e, etkindir. E, oysa yeşil ma maviden biraz daha büyük işte sarıdan daha küçük ışıklarsa e, bakteriler üzerinde etkilidir, etkilidir. E, aşağı yukarı 400 nanometre civarından da başlamak üzere e, 200 nanometreye kadar ultraviyole A ve C ışınımları e, virüsler üzerinde gayet de etkilidir. Şimdi şöyle bir şey de var ama unutmayalım, sadece virüsler, bakteriler canlı değil, biz de canlıyız. Dolayısıyla eğer ben bir bakteriye, virüse veya mantara zarar verebiliyorsam, insan dokusuna da zarar verebilirim. Acaba en çok nerede maruz kalırım İşte Güneş yanması, güneş yanığı dediğimiz işte bronzlaştığımız, hatta doktorların da sık sık çok fazla güneşte kalmayın aman dediği şey. E, epitel dokumuz yani deri dokumuzu e, yüzeysel dokumuza zarar veriyor. Rengin değiştirmesi tamam o güzel kısmı ama ondan sonra kanserleşmeye kadar giden e, etkileri de var UV ultraviyole ışınımların. Fakat 1900, e, 2018 yılında bu Nature Scientific Report'ta yayınlanan bir makalede şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyorlar ki e, bizim normal UVC ışınımlarımız 254 nanometredir. Lambalarımız 254 nanometrede ışınım yapar. Ama 222 nanometre de ışınım yaparsa e, insan epitel, epitel dokusuna da zarar vermez ve e, birçok virüse karşı da biyolojik bir güvenlik sağlayabilir. Bu e, 2018 yani daha ortada Covid yokken e, Profesör Brenner e, ve ekibi aslında biraz daha öncesi de var. E, böyle bir öngörüde bulunuyorlar ve şu, oradaki iddialardan bir tanesi. Virüslerin %90'ının ölmesi için e, C'ye bir saniyeden daha az maruziyet, hatta 0.5 saniye bize yeterlidir diye iddia ediyorlar. Tabii e, te, onu söylemem lazım. Yani Virüsü öldürmek çok e, tek, teknik olarak doğru bir terim değil. İnaktive etmek, yani onun tekrardan etkin olmasına engel olmak. Peki, e, genellikle e, virüsler 200-280 nanometre arasında UVC maruziyetine uzun süre bırakacak olursanız ya da yüksek dozda, bu X aşağı yukarı aynı şey olacak biraz sonra. E, ölüyorlar. Şimdi e, tıbbi olarak aslında biz hani ölüyor e, nedir? İşte ben öldüm bitti. Halbuki hücreler pek de öyle çalışmıyor. İki türlü e, ölüm yolu var diyelim onlar için. Bir e, nekroz yani do doğrudan e, öldü yani hakikaten öldü. Bir de apoptoz diyorlar. E, bu da intihar yoluna girmek yani hücre zarar gördüğünü anladığında artık yaşamına devam edemeyeceğini anladığında, fark ettiğinde artık nasıl ifade etmek gerekiyorsa fark ettiğinde bir takım reaksiyonlar başlatıyor içinde ve yavaş yavaş kendini öldürüyor. Şimdi UVC'nin e, şi yüksek şiddette maruziyeti altında derhal nekroza giriyorlar Yani doğrudan ölüme gidiyorlar. Bakteriler, virüsler için söyledim, bakterilerde ise e, virüslerden farklı olarak e, tamir mekanizmaları var. Yani DNA'sının bir kısmı bozulduğunda onu tamir edebilen özellikleri var. Ama tamir edemeyeceğini fark ettiğinde bir almış öldürücü değil ama tamir de edemiyor. Bu durumda bakteri diyor ki tamam arkadaş benim e, miyadım doldu e, artık ben yavaş yavaş e, toparlanıp gideyim. Dolayısıyla bakterileri öldürmek hatta mantar bakterileri öldürmek yüküslere göre daha zor. Mantarları öldürmek, bakterilere, parazitleri öldürmekse hepsine göre çok daha zor e, ışınım kullanarak. Yapılmaz değil dozlara bağlı olarak. Şimdi e, sahada gördüğüm, bu e, hocam da e, bahsettiği e, gaz haberlerinden sonra e, üç tane patente başvurduk ve şu anda onlar e, bir tanesi e, bayağı biraz sonra göstereceğim üretim aşamasına kadar geldi. E, o haberlerden sonra birçok insan bana ulaştı işte biz UVC kullanıyoruz, şöyle yapıyoruz. O kadar yanlış uygulamalar vardı ki kendi çocuklarının gözünün Saatlerce göremediği durumlara sebep olmuş. Babayla konuştum. İşte hocam ben UVC lamba aldım Karaköy'den. Onu fırına koydum. İşte baskilerimizin içine attık dezenfekte olur mu? Yani dedim olur tabii olmasın da bunu yapmayın yani bu doğrudan orada. Ya hocam sorma çocuklar da şeyin fırının kapağını açmışlar. Bakmışlar 8 saattir görmüyorlar. Yani bu derecede tehlikeli olabilecek bir şey. Doğrudan insan gözünün maruz kalmaması gerekir. veya işte belli bir mesafeden, belli bir dozun altında mı maruz kalması durumda kalıcı hasar oluşmaz. Birkaç saatlik geçici körlük, gözde yanma, işte sulanma, kızarıklık gibi etkileri vardır. Zaten daha çoğu kalıcı hasara girer, o tehlikeli. Peki lambalar var UVC. Ye. Peki ben UVC'yi zaten göremiyorum. Bunun e, do, gerçekten UVC e, da, e, dalga aralığında e, dalga boyu aralığında ışılım yapam yapamadığını nereden bilirim? E, spektrometre kullanırım. E, burada e, Buruşun hocamıza Boğaziçi Üniversitesi'nden teşekkür etmek istiyorum. Onun e, spektrometresini kullanarak e, o esnada Türkiye'de bulunan neredeyse bütün lambaları bir elden geçirdik yine bütün demeyeyim ama UVC olduğunu iddia eden. Mesela Çin'den gelen bir lamba vardı. Ee, bu spektrometre değil ama önce e, power metre ile 4000 matlık bir ışınım yapıyor dediler. Evet 4000 mat inanılmaz bir güce e, karşılık gelir. Fakat bunu yalnızca bir nanometre, bir e, 1 UVC dedi. yani 254 nanometrede ışınım yapıyordu. Aslında beni ilgilendiren. Şu aralıkta e, toplam ışınması işte birkaç watt civarında. Halbuki e, bu germicidal e, yani işte mikrop öldürücü e, UVC ışınımının e, aşağı yukarı 250-260 en fazla 270 nanometre civarında olması gerekir. Dolayısıyla bir spektrometreyle bunun ölçülmesi lazım. Biz Mart e, başında bu işlere başladığımızda henüz bu konuda bir genelge, bir e, ölçüm yöntemi önermesini ben bilmiyordum. Ve bunun bir yaptırımı da yoktu. Biraz sonra bahsedeceğim. Bu önemli bir kısmı haline geldi. Bir diğeri e, biyolojik etkinlik. Şimdi UVC'yi uyguladım ve sonra işte mikroplar öldü. Peki nereden biliyorum? Bunu kuantatif hale nasıl getirebilirim? Spektrometrede kolay. Dalga boyuna bakacağım. Işıma şiddetine bakacağım. Tamam bu UVC'dir. Veya değildir. Biyolojik etkinlikte ise genellikle yapılan en azından yüzey uygulamalarında işte belli miktarda diyelim 10 üzeri 8 mertebesinde mikrop patojen mikroorganizma Uyguluyorum bu petri kapının içerisinde bunlar plastik kaplar işte aşağı yukarı 5 santimetre yarı çapı olan bunun üzerine işte 10 üzeri 8 tane mikrop koyuyorum ondan sonra işte atıyorum 3 dakika UVC'ye maruz bırakıyorum sonra kaç tanesi hayatta kaldı ona bakıyorum İşte eğer 4 10 üzeri 4 tane 10 üzeri 8 10 üzeri 4'e düştüyse ha diyorum bu, bu adam artık şey dezenfeksiyon yapıyor. Yani e, log 4 azalma yapıyorsa işte 8, 100 milyondan e, 10 bine düşüyorsa e, mikrop sayısı e, bu dezenfeksiyondur. Ha, oraya düşmedi de e, işte 10 üzeri 7 mertebesi 10 üzeri 6'nın biraz üstündeyse ise buna daha çok işte viral yükü ya da patojen yükünün azaltılması diyebilirim. Bir de gerçekten işte hastane ortamlarında işte sterilizasyon denilen e, şeyin yapılması lazım diyorsanız işte. O zaman atıyorum bu, bu e, ölçüme göre bu SARS-CoV-2 üzerinde e, ısıtma e, şu ısıtma burada uv uygulanması uygulanmasın. İşte e, aşağı yukarı demek ki 10. dakika mertebesine itibaren 100 milyon tane e, patojeni bu petri kabına yerleştirmişim, görebildiğim bir tane. Dolayısıyla artık bu sterilizasyona e, mertebesine gelmiştir e, diyebilirim. Şimdi aynı şey UVC uygulandığında bu ısıyla elde edilen sonuç. Bu UVC ışınımıyla elde edilen sonuç. Gördüğünüz gibi UVC ışınımı çok hızlı bir şekilde işte 10 üzeri 8 10 üzeri 6 mertebesinde düşüyor. Yani 2 log azalma sağlıyor. Ama ben dezenfeksiyondan bahsetmek istiyorsam 4 logun altında hatta işte bunun efektif olduğundan kesin emin olmak istiyorsam yarım saatin üstünde 6 log 5 log'tan fazla olması gerekir. Bununla ilgili e, te, e, ISO ve işte TS e, standart belgelerini ve sayılarını isterseniz sizinle daha sonra da paylaşabilirim. Peki, e, acaba hangi mekanizmalar bu e, azalma yani patojenin ölümüne yol açıyor? inaktif ediyor. E, genellikle bildiğimiz e, mesela kimin e, e, dubletlerinde Şurada, e, Tim'in Aden'in şurada çiftli bağ yapmış durumda e, dublet olarak. UV uyguladığınız zaman bu şekilde bir şekilde e, Aden'in olan bağını kopartıp e, genetik yapısını bozmuş oluyorsunuz. Yani aslında en kaba tabirle DNA'sını kırmış oluyorsunuz. Peki başka ne yapabilirim? Genel gene aynı şekilde UV ışınımı getirdiğimde işte P-bondlarını kırıp e, dimenizasyona sebep olabilirim. Yani e, bu DNA'nın e, doğru çalışmasını engel olmuş olurum. DNA'yı bir kere bozduktan sonra ve bu DNA kendini tamir edemiyorsa, e, artık bu arkadaş e, ölüm yoluna girmiştir. Yani şu birincisi e, çok kaba ve geniş tabiriyle söylüyorum kavramıyla, bu birincisi doğrudan e, balyozla kafasına vurup öldürmek gibi, bu ise işte e, yaralayıp e, yavaş yavaş ölmesine sebep olmak gibi düşünebilir ama her iki türlü durumda da. E, Pat, ilgili patojeni e, inaktive hale getirmiş oluyorsunuz. Peki e, benzer şey e, modellemeler, mekanizmalar işte e, urasil e, bondları üzerinde de yapılmış. Çok sayıda çalışma var ya, bunlarla ilgili gerçekten harika bir dokumentasyonu e, Profesör Kowalski'nin kitabında bulmak mümkün. Bu sayıda inanılmaz e, bu bu konuda inanılmaz sayıda makale de var. E, meraklı olan e, arkadaşlar varsa Dinleyiciler varsa onlarla da seve seve paylaşmak isterim. Şimdi bir mühendis önce şu soruyu sorar: Şimdi buraya kadar fizikte biyolojinin etkinliği, etkileşimi. Bu noktadan sonra da acaba ben bu bunun işe yaradığını biliyorum. Peki hangi dozlarda uygulamam lazım? Yani işte koronavirüsünü öldürmek istiyorum. Tamam, Hatta SARS-CoV-2'yi öldürmek istiyorum. Peki ne kadar doz uygulamalıyım? bu şu demek oluyor. Ee, bir kere öncelikle elimde bir lamba var. O lambanın bir ışıma gücü var. Toplam ışıma gücü. Toplam ışıma gücünden bahsettiğim işte ultraviyolden, infrarede kadar, kız ötesine kadar e, toplam bir ışıma gücü var. Hadi görünür bölgesine diyelim bunun adını. Eskilerin tabiriyle 40 mumluk ampul. 40 wattlık bir ampul var elinde. Peki bu 40 wattın ne kadarı UVC'de? Genellikle iyi kalite lambaların ee, UVC olduğunu iddia eden lambaların yüzde %25 25'i, 20, 25 20-25'i, 20'nin üzerinde olması lazım. Ee, şeyde UVC'de yüzde 25 kadar ışınım yapması gerekir. Yani e, örnek olsun diye söylüyorum. İşte 55 wattlık bir lambam varsa bu aşağı yukarı 15 ile işte 20 arasında watt arasında UVC ışınım yapar. Dolayısıyla <laughs> e, sizin de aklınızda bulunsun. İşte ben 40 wattlık bir lamba aldım. E, onunla da 40 wattlık UVC uyguladım demek değil o kesinlikle. Bunun bir kısmı yüzde 25, dörtte biri kadar, 10 watt kadar UVC'de. Şimdi watt sadece o lambanın toplam ışının gücünü gösteriyor. Halbuki bunun ne kadar etkime gösterdiği parlamayla yani İngilizcesi irradiance ölçülen bir şey. Belli bir mesafede, belli bir yüzey alanına ne kadar ışının gücü düştüğü, akı düştüğünü gösterir. Bunun adına işte irradiant denir ve e, watt bölü metrekare cinsinden. Tamam şimdi genellikle e, bunu, bunu metre şey, watt bölü metre kare cinsinden veriyoruz ama bazı kaynaklarda işte mikro watt bölü santimetre kare cinsinden de e, veriliyor. Tabii ki çevirmek bunları mümkün. Ama çevirirken dikkatli olmak da gerekiyor. Ben birkaç kere hata yaptım. E, yani mühendis olmanın güzel olan şey sahada onun yanlış olduğunu hemen ölçerek görebiliyorsun. Şimdi doz tanımına geleceğim. Doz Basit. ışınım şiddetim parlama miktarım nedir? I çarpı süre. Bundan sonrası aslında tablolara biraz bakmakla ilginçli. Eğer elinizde çok iyi ölçüm imkanları varsa spektrometreniz ve aynı zamanda power metreniz varsa işte bir lambayı alıp işte mesela bu marka adı söylemek durumunda değilim ama işte bir markanın 9 watt lambası ışının ışınım ve elektriksel e, gücü 9 watt ama o aşağı yukarı 2,5 watt. Bu iyi bir lamba olduğunu gösterir genel kriterler olarak. Çünkü %20, 20'sinin üstünde olmalı demiştim. Bu hatta 25'in üstünde. Başka bir lamba işte 55 watt ışınım yapıyor. E bunun 17 watt'ı. Ama eee yani parlamasına bakacak olursam işte aşağı yukarı e, 10 santimetre burası eee ışıktan ne kadar şu ışık kaynağı burada olsun. ...ne kadar uzakta, ne kadar ışıma yapıyor. Onu gösteriyor. Mesela 15 santimetrede ışınımın şiddeti, parlaması... ...20 watt bölü metre kare. Peki, 50 santimetrede bu aşağı yukarı 4 watt'a düşüyor. 4 watt bölü metre kareye. Genel fizik yasalarından bildiğim üzere işte bu 1 bölü r kare gibi azalır. 250 santimetrede ise artık bu ışınma miktarı çok çok daha az. 0.4 yani... 5 kat azalttığınızda 10 kat şey düşüyor. Işınım şiddeti düşmüş oluyor. Dolayısıyla doğru dozu hesaplamak istiyorsanız önce lambanızın özelliklerini ışınım kaynağınızın özelliklerini doğru biliyor olmanız gerekir. Şimdi şeye geleyim. Birçok kaynaktan şeyi bulabilirsiniz. İşte atıyorum biraz sonra daha detaylı göstereceğim. İşte bakteriler üzerinde işte yüzde doksan Etkili olmasını istediğimde yani inaktivasyon oranının yüzde doksan, yüzde doksan nedir? Ee, i̇şte 10 milyon, 100 milyon e şeyle başladıysam mikropla bir tane örnek olsun diye işte e ne bileyim eser ya koli olsun, e 100 milyon tane e ile başlıyorsam e sadece bir milyon tane kalmış elimde. pardon e 10 milyon tane kalmış elimde. yüzde doksanı inek hale getirmişim. Şimdi e, demek ki şu anda hala e, yük azaltmadayım. Dezenfeksiyona gelmek istiyorsam işte on e, üzeri e, 4 yani 4 log azaltma sağlamam gerekir. Onun da dozu tabii ki buradaki tabloda verildiği gibi değil. O zaman oturup gerçekten işte eksponansiyel olarak maruziyet süresi, ışının miktarı, işte patojenin kendine ait direnci, e, öz direnci diyebiliriz hatta buna. Bunları bulup e, hesaplamak lazım. Bir iki örnekte göstereceğim. Ama ben e, genel olarak bir fikir versin diye şimdi eğer elimde <laughs> bu deminki 2.5 e, e, watt ışınım yapan ama e, özel bir e, özellikle güçlü olan bir lambayı aldığımda işte atıyorum eş, e, e, e e, nin ölüm ya da inaktivasyon dozunu 45 e, watt saniye ya da joule metrekare olduğunu biliyorsan e, demek ki e, işte 15 saniye tuttuğumda e, 15 santimetre mesafeden tuttuğumda aşağı yukarı bir saniyede lejyonelliği, üç saniyede eşe, ekoliyi öldürebiliyorum. Bu arada gaz tabellerinde öyle biliyorsunuz gazetelerde genelde böyle yazılır. İşte bir saniyede beş saniyede öldüren cihaz yaptı. Hayır cihaz öldürmüyordu aslında lamba öldürüyordu. Cihaz kısmı onun doğru uygulanabilirliğiyle ilgili. Yani insana zarar vermeden, çevreye zarar vermeden nasıl kullanılabilir ile ilgili. Hakikaten de e, biraz sonra o örneklerden birini göstereceğim. E, sanırım e, HDV virüsü üzerinde e, hakikaten de işte şey gördük. E, 3 saniye içerisinde e, e, her pesi bile 3 saniye içerisinde 15 saniyeden e, 15 santimetreden öldürmek mümkünmüş. E, bu arada şeyi fark ederseniz e, işte reovirüsle veya işte paramoksi virüsle e, hiv virüsü arasında 10 kattan 14 kata yakın e, hatta fazla bir doz farkı var. Bu e, HIV virüsünün çok daha dirençli olduğunu gösterir. HIV virüsü aynı zamanda bir DNA virüsüdür ve hakikaten de e, oradaki dimerleri kırmak, di, dimerizasyona sebep olmak ya da e, timin bağlarını kırmak o kadar da e, kolay olmuyor. Genellikle boyuyla e, orantılı yani kaç tane e, kilo baz e, genetik materyal olduğuna bağlı. Bu dediğim gibi bunların hepsi çok detaylı e, hesaplamalar gerektiren e, şeyler. Şimdi e, şöyle bir noktaya girelim. E, bir kere hakikaten şu köşede özellikle gösterdim bunu. E, fizik mühendisleri odası Türkiye'de ilk defa bir basın açıklaması yaptı 22 Nisan'da. henüz e, ortalıkta e, genel geçer bir e, genelge yoktu. Kim nedir UVC nedir UVA nedir bunlar üzerinde UV lamba deniyordu ama UV lamba solaryum lambası hatta olan lambası alıp ellerine takan çok insanlar vardı o sırada fizik mühendisleri odası o yüzden tekrar teşekkür etmek istedim Abdullah Hoca'ya böyle bir duyurda bulun dedik ya bir kere gözünüze dikkat edin cildinize işte temas etmemesine açık organlara temas etmemesi durumunda yanıklara neden olur bunun sonucu bu en azından bir ilk aşama oldu ve e, önemli bir şey daha söylüyor başında, e, şurada. Diyor ki, iyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon. İyonlaştırıcı, en kaba tabiriyle ozon üreten ve üretmeyen. E, şimdi ozonsa başlı başına bir dezenfektan ve ama aynı zamanda da e, kötü bir madde. Yani bir dezenfektanla şunu düşünün, elimizi tam alkolle temizliyoruz ama bir bütün gün boyunca alkollü kovanın içerisinde tutmuyoruz. Çünkü belli bir dozun üzerine çıktığı zaman artık o benim hücreme de zarar vermeye başlar. Ozon da benzer şekilde. Yani ozon hiç kullanılmamalıdır, çok kötüdür değil. Hangi şartlar altında kullanılmalıdır? Bununla ilgili e, hakikaten e, şu anda e, rahatsız da olan e, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Çevre, Halk sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre <laughs> Daire Başkanı e, Tuncay Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. ki Sonunda tekrar edeceğim. Ee, bunun üzerine çok gayret sarf edildi ve işte zaten var olan e, işte e, standartlar mesela ISO 15858 858 bu VC'nin insan ne kadar maruz kalabilirini söyleyen ile e, havadaki işte veya havalandırma sistemlerinde nasıl kullanılacağına dair standartları Türkiye'de de yaptırımlı olmak üzere. Yani e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim eğer... E, açık da bir UVC ışınıyla dezenfeksiyon yapıyorum, yapıyorum diyen birinden karşılaşırsanız hemen Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulun. E, çünkü bu cezayı yaptırım gerektiren bir şey. Hakikaten insan halk sağlığıyla halk sağlığını yanlış kullanım tehdit eder. Ve e, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok önemli bir inisiyatif aldı. Bir diğer e, UV'den bahsedilen ikinci grupta işte serbest radikaller. E, serbest radikaller tabii ki e, kanserojen etkisi e, ile birlikte e, zarar, yanlış kullanımı kesinlikle zarar. Ozonla tedavi olabilirken ozonla ölebilirsiniz de. Yani baş dönmesinden başlayıp işte göz kararması ondan sonra da Allah rahmet eylesine kadar gidebilecek hele koah ya da e, benzeri solunum rahatsızlıklarınız varsa e, doğrudan ozona maruz kalmayın. Ve diyor ki Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü işte 0.05 ppm değerinin 8 saatlik ortalaması olmak üzere e, geçmemesi gerekir. Geçtiği zaman insan sağlığı için tehlikelidir. Eee dediğim gibi bu konuda çok sayıda Avrupa Birliği e, regülasyonları, Amerikan Sağlık Örgütünün e, regülasyonları var. Ve şu anda şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'deki uygulanan genelgeler eee çok daha kapsamlı, detaylı ve hatta e, rahatlık rahatlık da söylüyorum eee Bizde bir cihaz ruhsatı almak İngiltere'de almaktan daha zor. O yüzden de ruhsatsız olan dezenfeksiyon cihazlarının bulunduğu yerde bulunmayın. Peki şimdi mühendislik kısmına geleyim. Bu bir havalandırma sistemi için tasarladığımız bir hesaplama edeceğim arkadaşım yapmıştır bunu. Burada işte 6 tane lambam var ve bilmek istediğim şu yüzeyin neresine ne kadar ışınım düşüyor. Tamam bunun bir şeyini de göstereyim. Şu anlamda gördüğünüz gibi bir daha önce söylediğim gibi yalnızca e, ne kadar ışının düştüğü değil, ne kadar süreyle de düştüğü önemli. O yüzden bu aynı zamanda zamana bağlı bir hesap. Bu Mos denklemini e, de çözer aynı zamanda. Ve e, ışınımın her noktada, her saniyede e, hangi şiddette oldu? Yani başlangıç noktasında işte aşağı yukarı e, 60 wattlar mertebesindeyken e, merkezden uzaklaştıkça işte aşağı yukarı 20 wattlar mertebesine sonra da en son 0,1 1 wattlar 1 10 wattlar mertebesine e, düştüğünü görüyorum. Dolayısıyla böyle simülasyonlar yapmak gene e, fizik mühendislerinin işi. Bu son elemanlar yöntemi kullanarak. Bir başkası e, hava dezenfeksiyonu için. Bunu, e, bu kodu ben kendim yazdım. Oturdum. E, işte i̇şte olsaydı işte şu lambayı artık burada markada vermişim. Şu marka lamba kullansam hava akışı şu hızda olsa x eşittir v çarpı t'den. Tam böyle değil aslında ama ee, işte acaba bu e, havalandırma cihazı ilk seferde ekoli ne kadar yüzde ne kadar e, dezenfekte eder? İşte yüzde altmışmış. Demek ki bu aletin efektifliği ilk iki dakikada yüzde altmış hiçbir işe yaramaz. Hatta işte sekiz dakika kullanılacak olsam yüzde doksan yedi nokta kırk çıkıyor. Tamam bu Dezenfeksiyona gayet yakın ama Sağlık Bakanlığı'ndan böyle bir alet için e, ruhsat alamazsınız onu söyleyeyim. Şimdi gelelim e, doğrudan uygulamalara. Bu e, gözün doğrudan temas etmemesi gerektiği ISO 18585'te şey der, e, E70 gözlük kullanmanız gerekir. Böyle doğrudan bir e, UV'ye maruz kalacaksınız göz için söylüyorum. Ee, bunu virüsler üzerinde TÜBİTAK'ta e, bunların Yontek firmasında, Martek altındaki Niontek firmasında yaptığımızda hakikaten de işte bir takım virüslerde bir saniye içerisinde, bir takım virüslerde işte 30 saniye içerisinde 10, 10 santimde, 15 santimden yok edebildiğimizi ya da işte lok, 4 logdan daha fazla azaltma gösterdiğimizi gösterdik. Bu önemli bir e, kriterdi. Şimdi e, benim daha çok ilgilendiğim şey işte bu yoğun bakım ve karantina servislerinde Havanın dezenfeksiyonu nasıl yapılmalı? Yatak, solunum cihazı ve benzeri demir baş malzemenin dezenfeksiyonu, duvar taban vesaire gibi hareket ettirilemeyen yüzeyler nasıl edilir? Biraz bunun üzerinde çalışıyoruz. En önemlisi, benim hala en önemli bulduğum araştırma konumuz, sağlık çalışanlarının üzerinden ben bu mikrobu nasıl temizleyebilirim? Dolayısıyla sağlık çalışanımın hasta olmasını nasıl engellerim? Onların en büyük riski... Şu anda çok güzel korunmuş durumda. Burada virüs içeri giremez. Ama bu elbiseyi bir yere çıkartmak zorunda. Çıkartırken bu siperliği kaldırdığında her tarafında virüs vardı. Ve bu andan itibaren artık işte enfekte olmaya açık hale geliyor. Onun için de ekipteki arkadaşlarımla beraber patentinde de başvurduğumuz bir cihaz geliştirdik. Şimdi biraz da onu da göstereceğim. Diğer malzemeleri nasıl dezenfekte edebilirim? Havalandırma sistemlerini, klimaları Toplu taşıma araçlarını oturup gerçekten e, önemli bir mühendislik uygulaması ve interdisipliner bir şey. Yani ben e, çok iyi fizik biliyorum ama iyi bir mühendis değilim. E, olmaz. İyi bir mühendisim ama fizik bilmiyorum. Her ikisini biliyorum ama biyolojiye hiç önem vermiyorum. Gene olmaz. Bunların hepsinin bir arada olduğu e, bir e, çalışma, interdisipliner bir çalışma gerektiriyor. Şimdi bu bizim geliştirdiğimiz ve e, Hexagon Stüdyo'nun... E, hayata geçirdiği demem lazım. Biz önce tasarımlarını yaptık, bir prototip yapmıştık. Fakat şimdi gerçek bir mühendislik uygulaması göstermek isterim ve bunu da sağlık çalışanlarına hizmetine en kısa zamanda sunmak istiyorum. Evet artık yavaş yavaş sonuna geldim. Burada şeyi önce söylemek istedim. E, bu kabin yalnızca sağlık çalışanları için oraya bir adam sokuyoruz. E, ki bizim burada e, mühendislerimizden bir tanesi, Hezagon Stüdyo'nun mühendislerinden Doğan Bey'di. E, ben kendim de girdim. E, ama benim girmiş olmam bilimsel bir şey ifade etmez. Bu her siperliğin, işte bilmem e, tulumun, eldivenin ne kadar geçirgen olduğunu cilde kadar ulaşmadığını ölçmeden de böyle bir şeye kalkışmadık zaten e, umuyorum e, en kısa zamanda da sağlık çalışanların hizmetini sunmak istiyoruz Tabi bu arada inanılmaz sayıda insan e, bize katkıda bulundu tabii özellikle bizim üniversitemiz sayın rektörümüz başta olmak üzere e, şahin hocam e, aynı şekilde daha en başında bize e, gerçekten bağışta bulunarak katkıda bulunan ev yap şirketler grubu e, laboratuvarlarını açan iontek e, efendim Hatta en başlarda gene bu standartizasyon olmadığı için Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın Bakanım bu, bunun yapılması lazım. Daha demeden bizi işte TSE'ye yönlendirip TSE'den Sağlık Bakanlığı'na yönlendiren ve hakikaten Tuncay Bey'e tekrar teşekkür etmek isterim. Yazkar ARGE bu konuda e, havalandırma sistemlerinde çok şey kattı. E, oradan çok şey öğrendik. Ev yaptan öğrendik. Ekoteks laboratuvarında ve antimikrop laboratuvarında. IONTEK'te e, biyolojik sistemler hakkında çok şey öğrendik. E, OSKON ve OES sayesinde de birçok e, ozon uygulamasının yanlışlığının nasıl olduğunu öğrendik. En sonunda e, çok özel teşekkür etmek istediğim e, danıştığımız insanlara... ...ve bilhassa sahada e, işte ustasına usta başına e, insanlara teşekkür etmek isterim. En sonunda beni e, davet ettiği için... E, Fizik Mühendisleri Odası odası Genel Merkezi'ne Abdullah Hocam'a teşekkür ederim. Biraz da uzattık, özür dilerim. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu arada izi e, sunumun başında atladım galiba. Soru sormak isteyen arkadaşlar bu YouTube kanalında e, soru e, sorabilir ve birkaç soru alabiliriz. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. E, şimdi son zamanlarda dediğiniz gibi bu cihazlarla ilgili bakanlıktan izin almak son derece çok zor. Edildi. Ama bu ara televizyonda bu da ismini vermek istemiyorum ama bir büyük kuruluşun dolaplarında şey var bu bir kabin yapılmış ve yüzde yüz dezenfektan yapılır <laughs> diyorlar. Yani bu biliyorsun UV'ler hani mutlaka yüzeyi görmesi lazım yani orayı dezenfektan evet. etmesi için. Bu konuda sizin bir bilginiz var mı? Yahut da ben çok fazla bilmiyorum. Belki içeride hareket ettiriyordu falan ama gördüğüm kadarıyla öyle bir şey de yok. Yani bir kere e, eğer aynı reklamdan bahsediyorsak marka evet. ismi vermemek de gerekir tabii. E, yani yüzde yüz dezenfeksiyon diye bir şey yok. Yani yüzde yüz sterilizasyon diye bir şeyin e, olabilmesi için o buzdolabı her neyse böyle e, 300 saat falan UVC maruziyeti yapması gerekir. Gölgelenen yerlere Yüzde yüz diyemezsiniz. Onun evet. laboratuvar sonuçlarından anladığım kadarıyla e, belli bölgeleri yüzde 99, zaten ben eğer yanlış hatırlamıyorsam reklamlarında da bakteriyel dezenfeksiyon yüzde %99, 99.9 diyor. Evet. Şimdi e, yani tabii ki UV ışınımın şunu söyleyeyim hocam, UV ışınımı ozon da üretiyorsa ve kapalı bir kap ise. Ve oradaki ozon miktarı 0.67 üzerinde üzerindeyse evet yarım saat içerisinde e, koronaya karşı etkili olduğunu biliyoruz. Ama o kadar çok ise koydum ki üst üste. Hani bu şartları sağlayıp sağlamadığını ölçmekte de e, biyoloji laboratuvarlarının e, vazifesi. Evet teşekkürler. Hocam sorular var. Mehmet Elvacı bizim öğrencimiz kendisi. Şu anda sanırım da dün konuşmuştuk askerde. Ödeme mekanizması olarak hep DNA ve, ve RNA tek zincir olduğu için bu mekanizma nasıl çalışıyor demiş. DNA örnekleri ve, ve RNA tek zincir olduğu için bu mekanizma nasıl çalışıyor demiş. Ödüme mekanizması ile ilgili. E, doğrudur. Şimdi bu arada Mehmet'i ben de çok severim. ve demek askerdeymiş onu bilmiyordum. Hayırlı tezkereler diliyorum ona da. Şimdi ben burada sadece bir tane örnek göstermiş oldum. Yani e, RNA deyince de hani elinde bir tane RNA varmış gibi düşünmemek gerekiyor. E, i̇şte SD RNA diyorlar SS diyorlar. Burada sadece bir tane işte timin e, adenin e, bağında nasıl bir kırılma olduğunu gösteren sadece bir örnek yani. İlla e, bu RNA'da da böyle işler demek anlamında Sadece bir örnek olarak. E, ve hakikaten şeyde e, o kadar farklı mekanizmalar üzerinden çalışıyor ki bir kısmını da bilmiyoruz aslında. Yani Kitabın başında da aynen öyle diyor. E, diyor ki yani tam olarak bilmesek de e, işe yaradığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? PCR testlerinden biliyoruz. Yani PCR'da baktığında e, hakikaten darma duman etmiş miyim etmemiş miyim? Evet. O daha güvenilir bir test. Şekilde Ali Arlaşakar arkadaşımız bu da bu e, konularda çalışan bir arkadaşımız. İnsan derisi ve gözü için güvenli UV hakkında çalışma var mı? Bununla ilgili bir makale var galiba. Bir, var, çok kritik var. bir nanometre de insana zarar vermediği ilgili. Konuşmanın içerisinde vardı aslında. Şey 222 nanometrede kripton ve klor gazı karışımında. Bizim normal kullandıklarımız civa gazı kullanır. Onlar klor ve şey kullanıyor kripton. 222 nanometrede. Şimdi göz üzerinde ne kadar etkili olduğundan çok emin değiliz. Ama epitel dokuda, deri dokusuna zarar vermediğini en azından bir takım biyolojik deneylerle 2018 makalesi eee sunumda Scientific Nature Scientific Report 2018 makalesi 8. volümde ararlarsa bunlar var. Yani 222 nanometre var. Evet. Eee şey ben cevap veririm. Evet bu YouTube kanalımızdan bunu izleyebilirsiniz ve YouTube kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Eee Münever Hocam verdiğiniz kıymet bilgisini teşekkür ederim. Eren arkadaşımız Eren Çantay. UV ışıma için dozimetre var mıdır? Dozimetre İki arkadaşımız. Yani UV ışıması için e, var tabii. Yani power meter ve e, spektrometre yani aslında var. İkisini beraber almaya kalkarsanız çok pahalı. E, spektrometre alırsanız e, yani bir lambanın 254 nanometre olduğunu bildikten sonra power metreyle de e, power ölçersiniz ama o ölçtüğünüz power e, güç şeye karşılık gelmez. E, virüs öldürme dozuna karşılık gelmez. Evet, evet. Yani korona için bu 27 jül e, metrekare mertebesinde atıyorum ekoli için 32. Yani oturup o zaman işte o e, cihazı siz yaparsanız üzerine ya ben şuna bakmak istiyorum ve bizim öyle bir e, şey e, doktora konusu dedektör olan bir arkadaşımızla geliştirdiğimiz dedektör var. Hakikaten lambayı tutuyorsunuz. E oradan diyor ki sana işte şu anda koronayı öldürdü. Bu anda bilmem neyi öldürdü. Çünkü onu bir yazılımla beraber dedektör bir anlamda. Dozimetriye e, Destekleniyor. Engin baş olarakları. Hocam merhaba. yüzeylerin UVC plus titanyum oksit veya çinko oksit nano parçacık ile dezenfekte edilmesi konularında düşünceleriniz nelerdir? E, ben bilmediğim şeyler hakkında konuşmamayı <laughs> tercih ederim. Yani nano parçacıkların etkili olduğunu e, Biraz popüler bilim tadında biliyorum. Ama hani ne kadar etkilidir, e, kullanılmalı mıdır bu, bu? Onun hakkında bilmediğim için e, bir şey söylemesen daha doğru olur. Bilenler vardır mutlaka, onlar cevaplar. Eren arkadaşım şöyle bir açıklama da yapmış. Özellikle kabin uygulaması için soruyorum demiş dozimetre uygulamasına. Kabin uygulaması için e, yani şöyle bakalım bu bizim az önce videosunu gösterdiğim e, kabinde zaten öyle bir UV sensörümüz var. Ya oradan e, ne kadar orada şeyi biliyorum tabi. Yani ben koronayı hedeflemişim. E, ayrıca işte lambaya olan uzaklığını biliyorum, şiddetini biliyorum, ışınmanın şiddetini biliyorum. Dolayısıyla onun bir dozimetre olarak kullanabilirim. Kullanıyorum da. Evet. Ali Yazıcı arkadaşımız hava dezenfeksiyonu, biyolojik testler yapabileceğimiz laboratuvarlar var mı diyor. Ee, Ali Bey'e teşekkür ediyorum. Bu çünkü kanayan bir yara. Şimdi hava dezenfeksiyonu yapmak e, ...prensipte gerçekten iyi bir mühendislik uygulaması gerektiriyor. Yani yüzey dezenfeksiyonunda aşağı yukarı şey biliyorsun... işte şu mesafeden tuttum, lambamın ışın gücü bu. Ama iş havaya geldiğinde bunun nem miktarı, sıcaklığı, debisi e, baştı başına parametre, bunun hepsi e, e, şeyi dozu etkiliyor. Şimdi yönteme gelince, evet, e, şöyle bir yöntem öneriliyor. ISO 15714. Fakat bu deneyleri yapmak o kadar kolay değil. Yani şu anlamda söylüyorum. Türkiye'de bunun altyapısını geliştirmeye çalışan laboratuvarlarımız var. Kurum içi yöntemlerle de bir, bir takım çözümler de ürettiler. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Mesela İrlanda'da bir laboratuvar var. Bugün bir hava dezenfeksiyon cihazı yaptım. Ben ruhsat almak istiyorum dediğinizde 15714 ISO'ya tabisiniz demektir. Bunu göstermeniz gerekir. Bunun için de İrlanda'ya göndereceksiniz. Hmm. İrlanda'ya bunu gönderdiği zaman işte 40.000 euro istiyor, 30.000 euro istiyor falan. Türkiye'de bunu yapabilen laboratuvarları şu anda kuruyorlar. E, fakat yöntemlerden bir tanesi e, şu. Sahada uygulama açısından e, normal bildiğimiz air sampling yani belli bir metreküpün içerisinde den e, hava ortalaması olan ya da havadaki e, patojen miktarını toplayıp işte normal inkübasyon 72 saatlik inkübasyondan geçirdikten sonra e, uygulama öncesi uygulama sonrası arasındaki farkı gösterebilirsiniz. Bu yapılabilecek en e, şu andaki en doğru yöntem bu. Ama bu şöyle bakalım şimdi e, nerede uygulayacaksınız? Evet ben küçük bir fan aldım onu evet onu laboratuvara sokarım. Laboratuvarda bu deneyi yaparım. Peki şöyle bir uygulama uçaklarda ben UVC kullanmak istiyorum havalandırmasında orada uçağı sokamazsınız uçağın klimasını da sokamazsınız o zaman veya otobüsler yani otobüsler şu anda çok ciddi bir risk ve o, o riski azaltabilmenin yolu da benim kanaatimce UVC dezenfeksiyonu insan olmayan şartlarda havalandırma iç uygulamasında bunu da ancak yerinde işte bu havalandırma örneği toplayarak yapmak mümkün. Bu da ya Sağlık Bakanlığı'nın akredite ettiği laboratuvar ya da İl Sağlık Müdürlüğü'nde e, görevlendirilmiş bu konuda yetkin birini gözetimde yapılan deneyler şeklinde olabilir. Ama bu kanayan bir yara yani ne yazık ki. Teşekkür hocam. Erdinç Usta arkadaşımız, hocam şu an piyasada LCD UVC ile basit sterilizasyon edebileceğini söyleyecek ürünler satılıyor. Özellikle otellerde klima için konuluyor. Klima için, klima için konuluyor şekilde hava sterilizasyonu dezenfeksiyonu edilebilir mi diyor. Yani tabii ki edilebilir ama bakın yani e, bunu ederken ne zarar veriyorsunuz onun da bilinmesi gerekir. Yani UVC'yi bir fırının içerisinde koydum maskemi içine attım dezenfekte eder mi? Eder. Ama sen yanlışlıkla o kapağı açarsan e, kör olursun ya da işte ne bileyim, gözün kaşınır bir şey olur. Yani işe yarar mı? Evet işe yarıyor. Böyle uygulamalar da var. Ama bunun yolu ben dinleyenleri de söylemek dinleyenleri de söylemek isterim ruhsatı var mı yok mu buna bakın yani sağlık bakanlığında ben e, bu arada o dezenfeksiyon bilim kurulu üyesi bir tek ben değilim 20'den daha fazla belki 40 tane hocamız e, profesörler sağdan olan insanlar teknisyenler hava dezenfeksiyonu su dezenfeksiyonu konusunda uzmanlar toksikologlar çevre mühendisleri hocalar bir araya geldik dedik ki, ya arkadaş e, milletimiz zarar görmesin bundan. Nasıl görmesin? Şu 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 kurallar. Bunu da bir ruhsata bağlayalım. Bağlandı. Ruhsatı olmayan şeyleri almasınlar. Çünkü yarın öbür gün kör kaldıklarında, cilt kanseri olduklarında hesap soracakları kim? Çantacılardan gidip bir şey almasınlar. Bu kadar basit. Evet. Teşekkürler hocam. Buse Hanım, Buse İslam, UVC ortam ve yüzeyle de etkili olduğunu söylediniz. Peki suyun dezenfeksiyonu için etkili midir demiş etkilidir. Yani o Kovask bu sanıma iletelim tekrar Kovask'in kitabında ayrı bir chapter var. Yalnızca şey bölüm var. Yalnızca su dezenfeksiyonu ile ilgili. Bugün konumuz su olmadığı için yani bir de suyu da anlatmaya kalksam bir 45 dakikamızı daha almam gerekirdi. Çünkü bir de şöyle düşünün suyun içerisinde elektrikle ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. O zaman çok daha fazla mühendislik bilgisi ihtiyacı var burada. Ama suda da UVC kullanılıyor. Etkin olarak da kullanılıyor. Bugün ama o, konuya girmeden hava ve ortam dezenfeksiyonu, yüzey dezenfeksiyonu benim konumda. Arkadaşım biri, Beyza Akman Akdeniz. Hocam merhaba. Öncelikle sunum için teşekkür ederim. Spektrometre yerine radyometre kullanabilir miyiz demiş. Böyle bir şey Radyometre derken neyi kastettiğin? Neyi kastettiğimi ben de onu anlayamadım. Evet yani. Yani radyometre eğer x-ray ışınımı ölçen bir radyometre ise o zaman kullanamazsınız. Kullanamaz tabii ki. Evet. Hocam bir de bir şey elektrik mühendisleri odasından arkadaşlar bizi aramışlardı da bu büyük AVM'lerden büyük hava sistemleri var biliyorsunuz. Kanallarlar evet. işte havalandırma yapıyor. Bu kanallara UV konsa falan böyle bir tasarım yapısa tabii pahalı bir yatırım olacak da bu havalandırmayı şey yapabilir miyiz? Defectan edebilir miyiz? Yani en azından bir, yükü azaltabilir miyiz? Yükü azaltmak da mümkün, uygulamak da mümkün. Bir de e, hocam, yani hani öyle e, çok çok büyük masraflar olarak düşünmemek lazım. Yani ben bilhassa bu toplu taşıma sistemlerindeki e, toplu taşımadaki havalandırma sistemlerini e, konuşuyordum. E, hatta onunla ilgili bir, uzun bir toplantılı dizisine de katıldım. Yani şu anda mesela İstanbul'da otobüs kullanımı hatta bugün Kocaeli Belediyesi'nde yüzde yirmilere düşmüş durumda. Yani oradan e, giden kayıp, yolcu kaybı e, zaten böyle bir sistemi kurmak için yani bir hafta o yolcuyu geri kazandığınız zaman zaten onu çıkartır. Yani bunu hani kar maliyet olarak baksanız hiçbir şey değil. Baksanız bile o kadar büyük maliyetler değil bunlar. Yani evet hiç... E, tamamen yanlış uygulama değil doğru bir mühendislik uygulaması yapmak istiyorsunuz tabii ki bunun bedeli vardır ama e, mesela bir AVM'de e, uygulamak istiyorsanız işte 500 tane dükkana tek tek bunları uygulamaya kalkarsanız inanılmaz maliyet ama havalandırma sistemine düzgün sensörlü kontrollü Sağlık Bakanlığı ya da işte biyolojik etkinlikleri şey yapılmış bir şeyin maliyet o kadar yüksek de değil ve uygulanabilir e, doğru mühendislik uygulamalarıyla. Teşekkürler hocam. Bir arkadaş bir marka sormuş ama hani burada marka laboratuvar deneyleri için. Laboratuvar deneyleri için demiş. Hangi marka UVC LED kullanabiliriz? Ee, UVC LED'ler e, marka hani şu marka bu marka diyemem. Sadece e, şunu unutmayın. Yani genellikle bu mesela koronavirüs çok e, şu anda başımızın belası olduğu için söylüyorum. E, 27 Joule. Tamam 27 Jul'ü nasıl elde edebilirim ben? 27 Joule bölü metrekare. E, ya 27 watt bir lambam olacak e, ve bir saniye uygulayacağım, ya 27 saniye boyunca bir watt uygulayacağım. Peki elimdeki LED bir mikrovatt diye yapıyorsa demek ki 27 milyon e, saniye uygulamam lazım. Evet. Dolayısıyla LEDlerle e, yüzey dezenfeksiyonu, hava dezenfeksiyonu zaten onun için e, mümkün değil. Daha doğrusu mümkün değil. E, mümkün, sadece e, 500 bin tane LED lamba almanız lazım. Onu da yapacağınızı hani dezenfekte etmeyin. Hani bu mühendislik olmaktan çıkıyor. E, yüzey dezenfeksiyonu çok yakın mesafeden led'lerle yapılabilir. Bir led markası söyleyemem. Sadece dezenfeksiyona çok da uygun değil led'ler. Her türlü dezenfeksiyon, hava dezenfeksiyonu hele hiç değil. Evet, teşekkürler. E, Oğuz Pevan arkadaşımızın bir sorusu var. Eee Aydın Atmos'un için teşekkür ediyor. Geliştirdiğiniz kabinde yürü işin koruyucu uyucu giysiden ne kadar geçip geçmediği, vücuda ne kadar ulaştığı ile ilgili bir şeyiniz var mı diyor Olmaz olur mu? O i̇şin bilimsel kısmı zaten. Yani evet. e, tabii ki o e, özellikle kişisel koruma ekipmanlarının belli standartları var. O standartlardaki malzemelerde e, mesela Süper e, 30 e, metrajül e, metrekare başına olan şey ışının e, şiddeti İsterseniz watt cinsinden de söyleyebilirdim bunu. E, aşağı yukarı 0.3 vata e, düşüyor. Yani binde birinden birazcık daha aza düşüyor. İşte eldivende bu yüzde birine kadar düşüyor. Yani 0.3 vata düşüyor. Bu ne demek? Aşağı yukarı e, 100 saniye boyunca doğrudan 1 santimetreden tutacak olursam geçirgenliği var. Yani o malzemelerin her birini e, bu sunumda göstermedim. O bir makale şu anda çünkü aynı zamanda. Daha önümüzde basılmadı. E, oradan takip edilebilir ama bunların hepsini teker teker ölçtük de. Evet. Orada mesela o şeyi söyleyeyim. Zayıf halkası nedir? E, tulumlardır. Yani tulum e, çok daha geçirgen bir şey. Ama e, çıplak vücuda da giyilmiyor. Yani zaten tulumu giyme yönergesi diyor ki bunun içerisinde rahat olacağınız bir kıyafet giyerek kullanın. Onu giydiğiniz zaman zaten yani şu benim gözlüğümden muhtemelen sizin gözlüğünüzden de e, geçmeyen bir ışınımdır UVC. Leyla Hocam'ın bir sorusu var Leyla Yıldırım. Bir tip hava dezenfeksiyon cihazlarında UVC kullanımının güç ve kullanım süre sınırları var mı? Ee, yani şey teknik olarak mı soruyor? Bakanlığın öyle bir kuralı yok. Ama şöyle bakın. Yani X eşittir VT. Benim elimde bir metrelik bir çubuk olsun. Ve saniyede bir saniyede geçiyorsun buradan hava. Şimdi ben 27 jüle ulaşmak istiyorsam 27 wattlık bir lamba kullanmam lazım. 27 wattı bir metre üretebilen bir lamba benim teknik sınırlamam demektir. Evet. Evet. Ki o biraz daha da karışık aslında ama olsun. Aşağı yukarı bu. Yani öyle bir teknik Anladım. sınırlama var. Anladım. Zafer hocamızın da bir katkısı var. Zafer ee, hocamız. Evet ölçümlerimize göre demiş. Tabii hocamlar da bu konuda çalışıyorlar. Evet bugün UV mesaj atmış. Çok teşekkür UV, ederim kendisi. Evet, UV sinetlerin UV çıktıları çok çok düşük. Anlamıca pratikte de değeri yokmuş. Evet e, Zafer hocam bugün mesaj atmıştı. E, çok mutlu oldum çünkü benim doçentlik jürimde e, Erzurum'da kendisi de beraberdi. Aradan da 11 yıl geçmiş. <laughs> e, bugün de de Aşif böyle böyle biz de böyle bir şey yaptık. Ben de inceledim. Ellerine sağlık. Ee, ama hocam haklı yani doğal olarak şey ledlerin ışıma güçleri çok düşük. Yani evet. onu, onu 2, onu 25 mili ulaşana tebrik ediyoruz. O kadar bile olmuyor. Evet. evet. Ee, çok çok teşekkürler hocam. Ee, soruları da aldık. Ee, cevabın içinde çok teşekkürler. Ee, gerçekten bu akşam çok kıymetli, değerli bilgileriniz bizlerle paylaştınız. Onun için ayrıca ben şahsım yönetim kurulum adına size teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum daha sonraki yine farklı konularda birlikte olacağız. Ben teşekkür ediyorum. İzleyici arkadaşlar. Ne zaman da... isterseniz emriniz amadeyim. Çok sağ olun. Ee... i̇zleyici arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bizim odamızın fizik mühendisleri odası YouTube kanalında girdiğiniz zaman orada bundan önceki sunumlarımız da var onun bu sunumumuz da bir gün sonra ya da 5-6 saat sonra yükleniyor. Hmm. E, rahatlıkla izleyebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel söyleşiler yapmışsınız. Sağolun. Ben de davet edeceğim. İyi akşamlar. akşamlar. Teşekkür Teşekkürler. İyi akşamlar. Hocam siz gitmeyin. Şeyi kapatalım. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Tamam. Sağ İyi akşamlar.